bu çınarı çıkaramadı diye mi dellendi o? Aman, onun neye dellendiği belli mi? Gölgesine bile dellenir ayol. Lan bir yürüyün içeri. Leyla, bu pişmaniye nereden çıktı? Tıpkı çiçek gibi senden çıkmadığı kesin toprak. Ne de olsa pişmanlık lügatında yok. Babaanne, bu ne? Az önce dedin ya toprağı, pişmaniye. Ne oluyor lan? Önce çiçek sonra bu. Aslanım. Baba, pişmaniye istediğimi nereden anladın? İstedin mi oğlum? İstedim. Habibi abla bak, babam pişmaniye istediğimi hissetmiş. Maşallah o zaman babana paşam. Anne, birazcık yiyebilir miyim? Ye tabii anneciğim ama kaçırma fazla. Leyla bekle. Gir içeri konuşacağız. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok Toprak. Sana konuşacak bir şey yok demiştim Toprak. Çıkar mısın odamdan? Öyle mi Leyla Hanım? Ortada kapıya bırakılan bir çiçek, sonra bu pişmaniye kutusu var. Ama bizim konuşacak bir şeyimiz yok, öyle mi? Bana ne? Ben o çiçeklerle senin gönderdiğini zannettiğim süre içinde ilgilendim. Ama ne öğreneyim? Benim tek hücrelim, bırak çiçek yollamayı, hatasını bile anlamamış. Bana ne ayol o çiçeklerden? Senin o benim tek hücrelim diyen ağzını... Ulan hatun, nazın bile ayrı güzel be. Toprak, sana kızgınım ve kızgın kalmak istiyorum. Çıkar mısın odamdan? Ha, yani odandan çıkmazsam seni kandırmam an meselesi, öyle mi? Of Toprak. Şşt. Nazım bile ayrı güzel dedik diye suyunu çıkarma Leyla. Sen vallahi insanı delirtirsin ayol. Seni delirteyim bana yeter. Öyle tüm insanlıkla zorum yok benim. Az daha gayret. Neyi? Beni affetme. Ya aman ya. Ya bak yine kızgın kalamadım. Ama böyle de yapılmaz ki. Gel buraya gel. Mevzu o değil ki. Özür dile ya da dileme. Bundan sonra benden uzakta kalmayacaksın. Allah Allah. O niye o? Çünkü sen benden uzakta kalınca sapıtıyorsun. Kendiniz tamam sapıtıyorum da. İtiraz yok. Sana ne kadar güvenilir ve sıkıcı bir adam olduğunu göstereceğim. Vallahi de kapattık toptan, billahi de kapattık. Oley!
Ya Müfsin abla, utandırmasana. Sen ona bakma kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Otur. Bu aralar en çok takıldığım mekan burası. Nasıl? Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Senden hiç beklemezdim Yeşim Aras. Sen nasıl kıydın ya Çakır gözüne? Ya sen... Sanki sen bana kıymıyorsun Aras kız. Ya benim kıymamla onun kıyması bir mi Kalasçım? Ha? Ben seni yelloz bir kadının pençelerine teslim ettim mi? Etmedim. Ben seni bir kumaş parçası için terk ettim mi? Etmedim. Peki ben seni nezaret köşelerinde aç susuz bıraktım mı? Bırakmadım. Abart abart. Abartıyor muyum ben? Yalansa yalan de hadi. Hı? De. Hadi de diyemezsin. Neden? Çünkü yalan değil de ondan. Benim o canım abim. Benim o bir tanecik abim. Şu anda ne halde biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Şu an ne yiyor, ne içiyor, nerede yatıyor biliyor muyuz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Belki de kendini şu anda terk edilmiş hissediyordur. Belki de şu anda hayatı bir film şeridi gibi... Gözlerin önünden geçiyordur böyle. Ah!
Evet. Ah benim fındığım. Gel buraya, başımın hayalci belası gel. Ben öğrettim canım. Bana yediremezsin. Ya ama Defne ya. Can. Aması maması yok ya. Abim seni affetmeden ben affetmiyorum nokta. Yeşim ne yapıyorsun abicim? Kızım sen manyadın mı, ne yapıyorsun? Hanımefendi ne yapıyorsunuz, siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Polis memuru tutukladı ben. Vallahi tutukladım. Tuuut diye. Çaptım. Yakıştı ha böyle. Gümüş gümüş sanki. Oo bakayım. Gümüş gümüş. Baksana bir. Olur mu? Sen şimdi beni içeri atıyorsun değil mi? Bak eminsin yani. Atıyorum hanımefendi, atıyorum. Polis memuruna mukavemetten sizi içeri atıyorum. Bırak lan sözümü! Ay Çınar, ben senin kader ortağın olabilmek için polis memuru beye mukavemet yaptım. Sen ne yaptın, ne yaptın? Senin yanında olabilmek için kendimi nezarete tutturdum. Bilerek. Evet. İsteyerek. Evet. Şimdi sen delisin. Evet. Ay Çınar ne yapayım? Sensiz daha fazla kalamazdım. Bir de... Senin beni affetmen lazım. Ne affetmesi? Ben sana ölürüm lan. Ölürüm ben sana. Sarılamıyorum ya. Ne yapayım artık böyle bu kadar. Ay Yılan, tamam kızma artık ama. Ya az önce kız kardeşim kendini zorla nezarete attı.
Ben nasıl kızmayayım? Aman sen de ne olacak ya? Bence gayet romantik. Bana bak, sakın sonra yaşıma hiçbir şey söyleme, tamam mı? Defne. Hı. Sen az önce yeşime diş bilemiyor muydun? Ne ara savunucusu oldun böyle? Biz kızsak da, kavga etsek de birbirimizi hep koruruz. Neden? Çünkü biz görümgeyiz. O ne be? İşte görümceyle yengenin karışmış hali. Defne'm. Düşünüyorum da. Ne düşünüyorsun? Seninle tanıştığım gün abinden yumruk yedim. Adım cicikçiye çıktı. Şu yangın merdiveni var ya sizin. İşte o yangın merdiveni ben ha gayri su yolu yaptım. Toprak abinle bir garaj macerası yaşadık. Ya mesleği adam kaçırmak olan bir herifin peşine düştüm. Şimdi de kız kardeşim ve sözlüsü nezarette. E'si? Diyorum ki ben. Senle tanıştığımdan beri başım hiç beladan kurtulmadı be. Şikayetçiysen karakol arkada canım. Yok canım ne şikayet ya, şikayet edeni vursunlar kızım. Ben sadece... Durum tespiti yapıyorsun. Hasar tespiti. Diyelim daha iyi olur. Ha ha yalan. Ha ha ha. Hem ne yapalım canım? Biz böyle bir aileyiz. Bize elini veren koluna veda etsin canım. Hı? Ha işte ben onu bu sabah daha iyi anladım. Neyi anladın? Sana elini vermek çok güzelmiş. Ya. Karakol önündeyiz yalnız. Müsaadenizle çocuklar. Benim uyku vaktim geldi. Estağfurullah efendim. Ben de zaten. İyi geceler dedim. İyi geceler efendim. İyi geceler çocuklar. Ben de şunları toplayayım. Size iyi geceler. İyi geceler. Müftün abla. Hadi gel. Deniz ne yapıyorsun? Hadi. Zaten adama ayıp oldu. Hadi hadi gel. Bir dakika ya. Gel. Yukarı gel. Saçmalama. Hadi gel yukarı. Ayıp olacak. Ben gideyim ha. Evet. Şimdi özür dile. Ha? Beni takip ettiğin için, Damla'nın evine gittiğin için ve kafanda saçma sapan şeyler kurup beni suçladığın için özür dile. Özür dilerim. Tamam. Affet. Niye bu kadar kolay affediyorsun ki? Çünkü sen anneme anlatmak istediğim ilk kızsın. Deniz. Bu... Ağlama. Çalıyor musun? Sen konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun? Yoksa çok fena ağlayacağım. Tamam o zaman. Ne istersin?
Bilmem. Bana seni anlatacak bir şey. Olur. Beni sev, sev de anlama, dokun, hisset, ne olur sorgulama, sakın, sakın beni yargılama, yapma, değiştirmeye çalışma, vazgeçme. Arzula, sev, okşa beni, üzme ne olur, üzme. Ele geçirmeye çalışma hiç böyle beni. Sen bana, ben sana benzersek ne olur? Nasıl dayanır ki aşk bu kadar ayrılığa? Beni neden sevdiğini hatırla ne olur? O ilk günler nasıl da aşkla sevişirdi? Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşk bu, unutma. Aşk incelik ister canım, hayrat olma, beni böyle sev, değiştirme, boşver anlama. Bir güç savaşı değil bu, kendi haline bırak. Galibi yoktur ki hiç aşk bu, unutma. Aşk bu, aşk olacak. Sen izin verirsen yaşanacak. İzin verecek misin? Yaşanacak mı? Söz. Ağlarken senin aklın fikrin düğününde, gelinliğinde, düğününü mahveden o Çınar Bey kardeşimdeydi. Kardeş mi? Bir de kardeşin mi oldu? Benim duygularıma zerre kadar değer vermiyorsun Bahattin. Asıl sen benim duygularıma zerre kadar değer vermiyorsun.
Bir kere ya. Bir kere olsun çok yaşa demedin. Bu insanlar sürekli bana çok yaşa dediler. Sen bir kere olsun demedin Cavidan. Ama... Aması maması yok. Ben şikayetimi geri alıyorum. Çıkarın Çınar Bey kardeşimi. Hayır çıkarmayın. Ay! Yeter ama be! Bir sus be kadın, bir sus. Aa, rev 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 rev. Bu ne Duda? Güzelim bir sakin ol. Bir de seni içeriden çıkartmakla uğraşıyorum. Lütfen. Bahattin, seni asla affetmem. Ben de seni asla affetmem Cavidan. Çınar Barutçu. Serbestsiniz. Serbest! Yeşim, yeşim başkanım sanki. Böyle bir şey. Memur Bey, hayırdır? Bahattin Bey şikayetini geri aldı, serbestsiniz. Peki eşim? O kalacak yani, sonuçta bir memuru tutuklamaya çalıştı değil mi? Tamam, ağlamayın. Ağlamayın, şaka, şaka. Şaka. Al abiciğim yengeyi. Al yengeyi de hadi. Hadi gidin abi. Hadi. Allah Allah, bize de yazık ama değil mi? Dedim daha neler neler anlattım, sizin hiçbirinizin haberi yok. Ben daha neler neler söyledim. Bak diyorum, siz iki insan birbirini seviyor yani. Değil mi hayatım? Kesinlikle. O yüzden ben diyorum ki sakın ama sakın böyle şeyler yapmayın diyorum. Bana bak kız Cavidan, bak bir daha demeyeceğim. Bulmuşsun mıhlama peyniri gibi adamı. Ay nereye çeksen oraya geliyor. Bir de naz yapsan o. Ay bir de sen bizi düşün, bizi. Bak adam kalas kalas odun. Yont bitmiyor maşallah. Azıcık kıymetli misin sen şunu canım? Ay tamam kız. Tamam affettim. Bak vallahi migrenim tutacak. Vallahi Allah'ım yarabbim. Affettim. Affettim tamam. Şimdi Bahattin. Bahattin. Canım bir şeyler yap. Bak şimdi bak. Bulmuşsun gül gibi kızı. Ay maşallah şu güzelliğe bak ya. Şu güzelliğe bak. Öyle değil mi arada bak. Biz mi kız? Seni seviyordu. Şimdi seviyor ki evlenmek istiyor. Ay tamam ne olursun ya. Arıyorum sus ya. Ay o da affettim. Vallahi affettim ya. Affettin değil mi hayatım? Vallahi affettim. Ay biz barıştık. Ya. Barıştık. Ay dayanamayacağım ya. Ay. Pişmasın. Ay. Ay. Ay yeşil. Teşekkür ederim sana. Benim çakır gözlüğümü çıkardınız içeriden. Ay, o sana straplez gelinliği giydireceğine söz versin. Ben onu bir daha şikayet etmem. Bu da bana taktı la. Tamam da tamam. Ne istersen onu giy. Yeter ki asma mıncırını. Mıncır ne da? Ha, bu. Ay benim çakır gözlüğüm. Yaşak ablanım benim. Sen de gördün ilk tavşanım. Oo. Eşim. Vallahi çok şükür bunu da atlattık ha. Kızım var ya bildiğin full aksiyonlu filmlere döndük ha. Ay ben bu hale niye geldik buldum he. Nasıl buldun? Çınar'la bizim yıldızımız düşük. Neyiniz düşük? Ay Defne. Heh. Sen de Çınar gibi he. Yıldızımız düşük, yıldızımız. Dün bir tane astroloji uzmanı bir kadınla tanıştım. Nasıl şeker? Ama konumuz bu değil tabii. Şimdi ben Çınar'ı alacağım, o kadının kaldığı otele götüreceğim. Biraz bizim yıldızımızı yükselsin ya. Bu ne böyle düşük? Olmaz ki. Olmaz yani. Bir dakika. Sen bu kadını nereden buldun? Ay canım benim, senin sayende. Hani sen bana broşür getirmiştin ya orada. Ay! Bu kadın kim? Yani nasıl biri bu? Nasıl bir kadın bu?
Çok tatlı biri. Böyle gördüğüm zaman nasıl içim ısındı bilemezsin ha. Böyle sanki böyle 40 yıldır tanıyormuşum gibi. Ha? Acaba ben bu kadını daha önce gördüm mü ya? Hayır, çok tanıdık çünkü. Neyse, şimdi ben gideceğim ya. Gidince sorarım artık. Şey yapıyorum. Yeşim, gitme. Ne? Hadi çıkıyoruz. Ay, çıkalım. Vallahi ben senelerdir hapis yatıyor gibiyim he. Evet evet. Hadi çıkalım, gidelim. Çok yorulduk. Gidelim, biz de kahvaltı edelim. Olmaz. Bizim çakır gözlümle işimiz var. Ne işimiz var da? Ya sen benimle gel. Ya sen gelsin aşkım. Gelsin aşkım. Hadi Yeşim, görüşürüz. Dur. Dur ama. Yeşim, bir yavaş ol. Ay, yavaşlayamam. Hadi bakalım, madem yoruldun ben de seni eve bırakayım. Merhaba Yeşimcim. Ve bu bavul. Gidiyorum ben. Ay, asla olmaz, gidemezsin. Ama Yeşimcim, ben... Yeşim, bak. Kadın da gidiyormuş, gel biz gidelim kara kızım. Gel buradan gidelim. Kadın gidiyorum diyor. Olmaz. Dilek abla senin astrolojik haritanı çıkartacak. Hangi evinde ne var onu bilecek. O kadın tabii katastrof müdürü mü? Nerede bilsin benim nerede evim var? Sus Çınar. Bu genç adam senin çakır gözlü mü? Evet Dilek abla. Senin onun haritasını çıkarman lazım. Ay biz son zamanlarda neler yaşadık bir bilsen. Yuh belas kızı. Yani vallahi bilmesen benden kurtulmaya çalışıyorsun sanacağım. Aa, ne saçmalıyorsun sen, yalan. Yalan mı? Yolda gaza basayım diye başımın etini yiyip durdun. Şimdi araba durur durmaz fırladın. Ya klasik kurtulmaya çalışan Defne hareketleri. Ay! Hassas kalasın benim. Ben çok yorgunum ve sen de yoruldun. Sadece böyle gidelim dinlenelim, böyle yarın bomba gibi olalım diye dedim ben. Tamam sakin, şaka yaptım. İyi o zaman, hadi git sen bir güzel dinlen. Ben de şirkete geçeceğim. Geç. Sen geç şirkete.
bir sevgili olacağı tuttu ha. Acilen Yeşim'i durdurmam, sınıfta postalamam lazım. Günaydın bacım. Sensin be günaydın. Senin şu kadının numarası var mı? Hangi kadın? Sorduğun soruya bak. Tabii ki var. Tamam. Bak şimdi benim acelem var, tamam mı? Bana kadının numarasını mesaj at. Benim gitmem lazım. Ulan Bambi. Heh. İş mi şimdi bu ya? Geçen gün haritasını çıkardığım Karadeniz'i hödük adam gibi. Bunun da Mars'ı dik ayol. O ne demek Dilek abla? Ay, çiçeğim yini yok demek yani. Neyim yok neyim yok? Yin şekerim yin. Dişil enerjin yok yani. Diş enerjinin bende ne işi var da? Ha uşak ha. Subhanallah, subhanallah. Ay ben biliyordum bir şeyin eksik olduğunu. Ay sen önemliyse baksaydın Dilek abla. Yok çiçeğim, önemli değil. Tanımadığım bir numara zaten. Atıyorsun, bir şey var ki arıyoruz. Sanayiye kadar idare edersin artık. Hadi göreyim seni. Ulan lan kızı. Hani sen yorgundun? Ya ne işler çeviriyorsun yine ya? Abla sen aç telefonunu ya. Benim zaten işim acele değil. Sen aç telefonunu aç. Nasıl acele değil? Acele çiçeğim. Dilek abla. Şekerim dedim bir şey demedik. Çiçeğim ne tuta? Ay işte bak bu sinir hep Mars yüzünden. Bak görüyor musun? Nasıl 12. evinin tepesinden böyle dik açıyla sallanıyor. Oha! Benim 12 tane evim yok ki sallıyor. Herkesin vardır. Sallıyor. Ay Çınar bir sus ya. Ya sıkıldım da. Thank you.
Allah'ım, ben bugün kalpten gitmezsem bu dünyaya kazık kakarım eyvallah. Buyurun, buyurun. Ulan Defne, ulan Defne. Merhaba. Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim? Ay çok güzel bir soru gerçekten. Ben Sedef Akıncı'nın oda numarasını öğrenebilir miyim? Yani kendisi bana söylemişti, ben işte unuttum salak kafa. Üzgünüm hanımefendi, müşteri bilgisi veremiyoruz. Ya, öyle mi? İyi günler. Rica ederim. Teşekkür. Rica ederim. Kadın da açmıyor. Çınar yakmaya başladı. Tırsıyorum ben ha. Çınar biraz sus. Şimdi bu tütsüler bize pozitif enerji verecek. Evet. Seni pozitif enerjiyle dolduracağım çiçeğim. Pozitif de sensin. Elektrik de sana. Çınar! Ne yeşim ne? Pil midir, şarj mıdır? Nedir bu kadın? Ne ayaktır ne? Ya, bir susma lan ha. Numarası. Defne seni niye arıyor? Ablacığım Defne seni niye arıyor? Aç şunu. Şükür Sedef Hanım. Bak şimdi Yeşim seninle görüşmeye geliyor. Sakın ona annesi olduğunu falan söyleme, tamam mı? Hatta yanındaysa mümkünse ortadan kaybol çünkü işler iyice karıştı. Ay ses versene be kadın. 701 numaralı odadayız, oraya gel. Kahretsin. Kahretsin. Yeşim. Defne, kızım neler dönüyor lan burada? Abi bak her şeyi anlatacağım ama önce Yeşim'i ayırtmamız lazım. İçeridesin biliyorum. Yalan. Defne.